geçiriyor olsanız ve rahatlamak için sadece bir saatiniz olsa, size o bir saatte kampüste nerede bulursunuz? Ormanın daha çok olduğu, sesin olmadığı biraz otlu ormanlarına doğru gidip kitap okumak rahatlatıcı olabilir. Çünkü çok fazla insanın olmadığı yer daha rahatlatıcı oluyor. Çok uykuluysam, yorgunsam muhtemelen kütüphanede kırmızı koltuklarda uyuyor olurdum. Teknokent'te jacuzzi var. Bizi açmıyorlar ama o var ve orada rahatlamak isterdim. Evet. Çok fazla kampüs sayılmıyor belki ama otlu ormanına dalardım yani. Bir tane benim asosyal köşe dediğim köşem var. İktisat binasının hemen arkasında küçük bir köşe böyle. Oraya saklanıp yemeğimi yiyorum, deyiklerimi oraya götürüyorum. Yalıncağa giderim yani. Çok dinlendirici olabilir. Yemek yerken, altanda, çatıda, bir yerde yemek yerken. Büyük ihtimal fizik çimleri olabilir. Evimde yürüyüşte olurum büyük ihtimalle ya da koşuda. Yurtta, odamda olurum. Sonbaharsa herhalde yürürüm falan okulda, müzik dinliyorumdur. Hava güzelse fizik çimlerinde yatıyor da olabilirdim. Yani sanırım buralarda, gördüğünüz etraf buralarda takılıyor olurdum. Madende de güzel manzara var. Emir Gölü olabilir. Emir Gölü'nde müzik artı kitap. Çatıda kahve içerken, arkadaşlarımla sohbet ederken. Kampüste şimdiye kadar yaptığınız en çılgın şey neydi? Hadi bugün kütüphanede sabahlayalım dedik. Sonra tuvalete saklandık. Yanımızda da sabaha kadar yiyeceğimiz şeyler vardı, bilgisayarlarımız falan. Ve sabaha kadar film izleyip kırmızı koltuklarda yattık, sabahında da yakalandık. Hocam işte biz kalmışız içeride, kilitlemişsiniz üstümü, üstümüze vurduk kimse açmadı falan. Güzel, biraz çılgın bir gece geçirdik. Sabahın 6'sında yalınca soğukta gitmek gerçekten çılgıncaydı. Festival zamanı çok geç saatte tüm kampüsü turlamıştım bir kere. Ormanın içinde 20 kişilik bir ekiple böyle bağıra çağıra şarkı söyleyip hayvanlarla beraber güzel bir uyum yakaladığımız gündü. 2 yıl önceki şenlikti sanırım. Ki şenlikte eğlenmiştik. İyi eğlenmiştik. Yani legaldi. Evet. Böyle. Kasım sonu Aralık başı gibi devrimde sabahladım. Sonra bir ay falan hastaydım. 2 hafta antibiyotik iğne yedim. Güzel değildi ama çılgındı galiba. Tek başıma mı? Of. Elektrik elektronik mühendisliğinin bir araştırma merkezi var. Onun yan merdivenlerinden tırmanmıştım. Güzel bir şenlik akşamı falan artık. Geceye doğru hoparlörümü alıp arkadaşlarımla bağıra çağıra şarkı söylemek. Düşünmek olabilir. Bayağı beynimi açtı, otçu sağ olsun. Hangi otomat ya da kantinden içtiğiniz kahve sayısı 100'ü geçmiştir? Oo. Otomat. Çatı olabilir. Çatı kahvesi çok içiyorum. Hemen kahvesi çok içiyorum. Kütüphanede de çok içiyorum. Kütüphanede çok sabahlamışlığım var. Kütüphanede bayağı içmişliğim vardır. Yani 100'ü geçmemiştir ama en çok matematikte içtim gerçekten. Ama 100'ü geçmişse de matematiktir, evet. Çatı, çok net. Kütüphane otomatından. Hazırlıkla kimya bu konuda yarışabilir çünkü ikisinde de çok kahve içmem gerekti. İnşaattaki kahve otomatı. Siyaset bilimi kantindir herhalde. Otomattan içmiyorum zaten de. Yani kahveyi çok seviyorum aslında. Ayılmak için de ihtiyacım oluyor. Ama ya otomatlardan çıkan şeye kahve demek için gerçekten çok şey yapmak gerek. Kantin olarak evet, bilgisayar kantini. Kütüphane otomatını bayağı kullanıyorum. Arka bahçe. Bilgisayar kantini, kütüphane otomatı. Kütüphane yani. Hazırlık binasında. Efika Aksoy'un kantini.